Bildiğin kadar erken çıkar sağ gitsin. Tamam. Sen bak bir şey söyle. Sen içerideki belayı def ettir. Def et, def et. Belayı def ettir. Yani benim işte, sende bir sorunum olur, gelirim ben sana yaparım. Sen ben olursun, eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa, sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar normal birileri değil diyorum. Bak, biliyorum, ben zaten artık onu... Niye çok yani? Gelen ölümler niye orada çoğalır? Yani burada olay, ben şöyle bakıyorum. Hastane, yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Gittiğin poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye... Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil. Kasıtlı olarak zarar ama vermiyor. Ama adil değil, onu bak, söyleyeyim. Bak, ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal hiç insanın yapacağı değil. Bir şeyi konuşuyorsun. Aynen. Benim bak bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim, müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın, soldan mı? Hanım o bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşin gider. Yani neyin tedbirini alacaksın? Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Ne oldu? Belçan bunu çek. Savcıyı neden tehdit ettiniz arayarak? Geri zekalı ya. Ne dedi? Ey tanıyı başını. Savcıyı neden makamında tehdit ettiniz? Ne söyleyeceksiniz? Bebekleri öldürürsen utanmadınız. Ben buradayım ama kafalıydım. 2-3 ay oldu yani. Fazlası yok. 2-3 ay oldu.
Ailelerin yıla kadar var ama biz de zaten.